Bu videoda ketonlardan nasıl enolat anyonu oluşturulduğuna odaklanacağız. Buradaki ketonumuz aseton. Alfa karbonumuzu bulmak için karbonil karbonumuzun yanındaki karbona bakıyoruz. Buradaki alfa karbon olabilir ama buradaki de alfa karbon olabilir. Bu alfa karbonların her biri 3 alfa protona sahiptir. Yani toplamda 6 adet var. Buraya bir tanesini çizelim. İşte bunun protonlarından arındırılmasını göreceğiz. Asetonu protonlarından ayıracak baz olarak lityum dizopropil amit yani LDA kullanacağız. Lityumu buraya çizebiliriz. İşte Li artı. Sonra iki izopropil grubunu da bu şekilde görüyoruz. Azotumuzda ise eksi bir yük var. Bu çok güçlü bir baz. Aynı zamanda çok hacimli ve sterik engeli var. Azottaki ortaklanmamış elektron çiftinin bu protonu aldığını ve bu elektronların karbonda kaldığını düşünebiliriz. Konjüge bazımızı buraya çizebiliriz. Artık elektronlarımız bu karbonda. Bu bir karbanyon. Elektronları gösterelim. Mor renkli elektronlar bu karbonun üzerine gelir. Bu karbon karbanyondur. Çünkü hatırlarsanız ona bağlı iki hidrojen daha var. Ona eksi bir formal yükü veren de budur. Rezonans yapımızı da çizebiliriz. Mor renkli elektronların buraya geldiğini ve bu elektronların oksijene geldiğini gösterebiliriz. Rezonans yapımızda eksi yükün artı oksijende olduğunu gösterebiliriz. Burası eksi bir formal yük olacak. Mor renkli elektronlar buraya gelerek çift bağ oluşturdular. Ardından mavi elektronların oksijene doğru hareket edişini gösterebiliriz. Bu enolat anyonumuz. İki rezonans yapımız içinse birinde karbonda eksi yük var yani bu karbanyonumuz. Diğerinde ise eksi yük oksijende. Bu da oksi anyonumuz. Oksijen genel hibrite daha fazla katkıda bulunmaktadır. Çünkü oksijen karbondan daha elektronegatiftir. Oluşan enolat anyonumuz işte burada. Enolat anyon oluşursa bir ürün daha elde ederiz. Bazımıza proton eklersek amin oluştururuz. Oluşturabileceğimiz amini hemen çizelim. İşte aminimiz. Bu elektronları da gösterelim. Buradaki kırmızı elektronlar bu protonu alır, bu bağ oluşturur ve böylelikle bir amin oluştururuz. Bu tepkime dengededir. Hangi yönde olacağını bulmak için denge sabitini hesaplayabiliriz. Ekranda sol altta denge sabiti hesaplama yöntemini görüyorsunuz. Öncelikle PKD değerini hesaplamamız gerekiyor. Bu da sol taraftaki asidin pKa değeri eksi sağ taraftaki asidin pKa değeri olacak. Sol taraftaki asit aseton'dur ki pKa'sı yaklaşık 19 oluyor. Bazen 20 olarak da görürsünüz. Bu sayıdan sağdaki asidin yani aminin pKa'sını çıkaracağız. Bunun pKa'sı da yaklaşık 36'dır. 19 eksi 36 bize eksi 17 verir. Denge sabitini bulmak için tek yapmamız gereken 10 üzeri bu sayının eksisini almaktır. 10 üzeri eksi 17'nin eksisi 10 üzeri 17 ile aynı şeydir. Bu sayı tabii ki birden çok daha büyüktür. O zaman dengenin sağ tarafa doğru olduğunu biliyoruz. Yani denge enolat anyonlarının oluşmasına imkan verir. Bu çok büyük bir sayı olduğu için enolat anyonlarımızın tamamı oluşacaktır diyebiliriz. Asetona LDA eklersek tamamen enolat anyonu elde ederiz ve asetondan eser kalmaz. Bunu tahmin etmenin diğer bir yoluysa dengenin daha zayıf asit yönünde olacağını bilmektir daha zayıf olan asit pka değeri daha yüksek olandır yani pka ne kadar düşükse o şey o kadar asidiktir bu yüzden aseton aminden daha asidiktir aminin pka değeri daha yüksek olduğu için denge bu da zayıf olan asidin oluşumuna imkan verir yine bu şekilde sağa doğru olacak şimdi ketonların aldehitlere kıyasla pka değerlerinden bahsedelim bu pKa değeri aldehitte daha yüksektir. Bunun sebebini enolat anyonuna bakıp buradaki metil grubunun varlığını düşünerek bulabiliriz. Alkil grupları elektron verirler. Bir miktar elektron yoğunluğu veriyorsa üzerinde zaten eksi yük vardır. Bir miktar elektron yoğunluğu vermek bu eksi yükün dengesini biraz bozabilir. Konjuge bazın dengesi bozulursa asetonun proton verme eğilimi azalır. Bu durum burada keton olduğunda geçerlidir. Aldehit olsaydı bu elektron verme faktörü gibi bir şey olmazdı. Yani ketonun genel olarak neden aldehit kadar asidik olmadığını bu şekilde düşünebiliriz. Evet, şimdi bir örneğe bakalım. Bu örnekte elimizde çok asidik bir keton var. Bu beta diketon denen özel bir keton. Alfa karbonlara bakacak olursa karbonilin yanındaki karbona bakalım. Bu alfa karbon, bu alfa karbon ve bu da alfa karbon. Sorumuz şu. Bu alfa karbonlardan hangisi en asidik protonlara sahiptir? Merkezdeki iki karbonilin arasındaki alfa karbon öyle görünüyor. Yani bu karbon üzerinde iki alfa proton var. Bu asidik protonlardan birinin pKa değeri yaklaşık 9'dur. Aseton veya asetaldehitten çok daha asidik olduğunu söyleyebiliriz. Beta diketon çok asidik protonlara sahip olduğu için LDA gibi çok güçlü bir baza ihtiyacımız olmaz. Sodyum etoksit benzeri bir şey kullanabiliriz. O zaman bu oksijende eksi bir formal yük vardır. Sodyum etoksit bu beta diketonu protonlarından arındırmak için kullanılabilir. Bu ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alır, bu elektronlar da bu karbonda kalır. O zaman konjüge bazımızı çizelim karbonillerimiz burada olur. Bir protonu da almıştık. O zaman elektronlarımız bu karbonda olur. Yani eksi bir formal yük olacak. Yani buradaki mor renkli elektronlar bu karbona geldi. Bu durumda bu karbona eksi bir formal yük verir. Çünkü hala bu karbona bağlı bir hidrojen var. Yer kaplamasın diye çizmiyorum. Rezonans yapıları için bu mor elektronların buraya geldiğini gösterebiliriz. Bu elektronlar da bu durumda oksijene gider. Evet, rezonans yapısını çizebiliriz. Rezonans yapımız için burada bir çift bağ oluştururuz. Ardından bu oksijen bu şekilde eksi bir formal yük edinir. Sağ taraftaki karbonilimiz hala burada. Bu olası rezonans yapılarımızdan biridir. Mor elektronlar buraya gelerek çift bağ oluşturdu. Buradaki elektronların oksijene geçişini de bu şekilde gösterebiliriz. Aslında elektronlarımızın bu tarafa geçtiğini de gösterebilirdik. Ve buradaki elektronlar da şöyle oksijene geçebilirdi. O zaman başka bir rezonans yapısı daha çizelim. Evet, biraz yer açalım ve diğer rezonans yapısını gösterelim. Soldaki karbonilimiz hala orada. Bazı elektronları buraya getirdik. Bu oksijen üzerinde eksi bir yük oluşturduk. Şimdi bu elektronları gösterelim. Kırmızı elektronlar buraya gelerek çift bağımızı oluştururlar ve ardından buraya oksijene gelen elektronları da gösterelim. Bu enolat anyonu için toplamda 3 rezonans yapısı var. Gördüğünüz gibi bu eksi bir formal yük delokalizedir. Yani bu karbon, bu oksijen ve bu oksijen üzerinde olabilir. Eksi yük ne kadar fazla yer değiştirirse ve ne kadar yayılırsa anyon o kadar kararlı olur. Rezonans ve ayrıca konjugasyon sebebiyle bu çok kararlı bir anyondur. Burada konjugasyonun mevcut olduğunu düşünürsek burada bir çift bağ var. Burada tek bağ var. Ardından bir çift bağ daha var. Yani kararlılığı sağlayan bir de konjugasyon unsuru var. Bahsettiğimiz tüm bu nedenlerden ötürü çok kararlı bir konjuge bazımız var. Kararlı bir konjuge baza sahip olduğumuz için bu beta diketonun protonlardan birini vermesi olasıdır. Bu sebeple pka değeri çok düşüktür. Etoksit bu asidik protonlardan birini alırsa diğer bir ürün olarak etanol oluştururuz. Buraya bir etanol çizelim ve bu tepkimenin denge sabitini hesaplayalım. Etanolün pka değeri yaklaşık 16'dır. Denge sabitini hesaplamak istiyorsak öncelikle pkd'yi bulmalıyız. Soldaki asit yani beta diketonun pka değeri 9. Bu sayıdan sağdaki asidin yani etanolün pKa'sını çıkarıyoruz. 9 eksi 16 eksi 7 eder. Bu pKd değerimiz. Denge sabitimizi bulmak için 10 üzeri bu sayının eksisini alıyoruz. 10 üzeri eksi 7'nin eksisi tabii ki 10 üzeri 7 ile aynı şey. Bu da birden çok çok daha büyük bir sayıdır. O zaman denge sağ tarafa doğru olur yani enolat anyonunun formasyonu gerçekleşir. Evet. Neredeyse enolat anyonunun tamamını elde ederiz. Aslında sodyum etoksit kullandık ve bu LDA kadar güçlü bir baz değil. Fakat çok asidik olan beta diketonu protonlarından arındıracak kadar güçlü.